Evet, herkese merhabalar. Yeni bir Arka Pencere programıyla karşınızdayız. Gazeteci yazar Ender Yüncü ve ben Zarif Yıldız'ın hazırlayıp sunmuş olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet Ender Bey, merhaba. Merhaba Zarif Bey. Geçtiğimiz hafta bir hafta programımıza ara verdik ama tabii ki Arka Pencere'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, neden ara verdiğimizi söyleyerek o zaman konuya girmiş olalım. Seyircilerimiz de bilsin. Önceki hafta biz İstanbul'daydık. Programlarımızda devamlı belirtmiş olduğumuz Erzurum Dernekleri Federasyonu ve dışarıdaki Erzurum konulu İstanbul'da bir çalışma yaptık ve ziyaretlerde bulunduk. Aslında amacımız Erzurum'un Kurtuluş Günleri etkinliklerine katılmaktı. Yalnız oradaki hava muhalefeti nedeniyle etkinlikler iptal olunca bizler de oradaki Erzurum'u görmek adına kalmış olduk. Bu konu hakkında biraz söyleyeceklerimiz şeyler var. Ender Bey, mutlaka. Sizle başlayalım. İstanbul gerçekten hava muhalefetine çok yoğun yaşıyor bugünlerde. Biz de gittik, Erzurum günlerine katılacaktık ama Erzurum günleri yapılamadı, ertelendi. İleriki bir tarih ama iyi ki ertelendi diye düşünüyorum. Yani iyi ki kar yağdı. Yani Yaradan Yüce Rabbim Erzurumları çok seviyor. İstanbul'da Erzurum günleri yapılsaydı o mantıkta, o şekilde yapılsaydı bir İstanbul'da Erzurum faciası yaşanacağını inanıyorum. Çünkü 6-7 semtte Erzurum günleri yapılıyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Birisi konser yapıyor, bir tanesi düğün bayram yapıyor, birisi Kur'an tilaveti. Kur'an tilavetinde şehitlerimiz için yapılacak bir Kur'an tilavetiydi. Bu çok güzel olacaktı ama tabii ki burada kopuk olmak çok kötü. Yani İstanbul'da darmadağın bir Erzurum var diyoruz ama aslında İstanbul'da darmadağın bir Erzurum yok. İstanbul'da Erzurum yok. Bunu gitmiş görmüş de yani İstanbul'da, yani İstanbul'daki her Erzurum derneği, vakfı, federasyonu birbirleriyle kavgalı, gürültülü. O onu istemiyor, o onu çekemiyor, o onu kıskanıyor. Böyle bir Erzurum var İstanbul'da. Bu bizi üzdü tabii ki. Tabii ki biz her zaman söyledik. Ne dedik? Dedik ki İstanbul'da bir konfederasyon kuruldu. Erkon 3. yılını bitirdi. Erkon çatı kuruluş olsun dedik. Tüm federasyonları kapsasın dedik. İçerisine alsın insanları. İstanbul'da artık dernek, vakıf, federasyon, bunlar artık işlevlerini tamamen Erkon üzerinden yürüsün dedik ama tabii ki orada sınıfta kalmış bir Erkon değil, işe yaramayan, cılız, hiçbir aktivitesi olmayan bir Erkon var. Şimdi İstanbul'a gitmişken Erkon Başkanı Sayın Mustafa Macit'le de bir telefonda kısa bir görüşme yaptı. Yani telefon görüşmesi gerçekleşti bir abimizin aracılığıyla. Erkon Başkanı Mustafa Macit o koltuğu bırakmak istemiyor. Çünkü niye? Hiçbir problem görmüyor kendisinin. Yani Erkon'un faaliyetlerinin yerinde olduğunu, Erzurum'un bir çatısı olduğunu ifade ediyor. Ama öyle mi? Yani bizim gördüğümüz öyle bir şey değil. Şimdi Zarif Bey, şunu görmek lazım. Ben Mustafa Macit'le yapmış olduğum konuşmada Mustafa Macit diyor ki bizim faaliyetlerimizi siz görmüyorsunuz. Peki Mustafa Macit Bey, ne faaliyetiniz var? Diyor ki Erzurum'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptık. Değerli Mustafa Macit, değerli hemşehrim. Erzurum'daki ihtiyaç sahibi ailelerin sizin zekatınıza ihtiyacı yok. Bir kere bunun altını çizelim. Erzurum'daki hiçbir ihtiyaç sahibinin Mustafa Macit'in fitresine de ihtiyacı yok. Neden? Mustafa Macit ve etrafındaki insanların topladıkları iki tane giymiş kaza, iki tane giymiş pantolona, iki tane de yıpranmış ayakkabıya da ihtiyacımız yok. Biz Erzurum'da eğer ki ihtiyaç sahibi aileler varsa bırakın biz Erzurum'daki Erzurumlar bunu yaparız. Siz İstanbul'daki yaşayan ihtiyaç sahibi Erzurumları bulun. Onlara yardım edin. Çünkü zaten derneklerin, federasyonların, vakıfların kuruluş amaçları ve tabela isimleri yardımlaşma olarak geçiyor. Erzurumlar Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri. Yani İstanbul'dan Erzurum'a ihtiyaç sahibine getireceğiniz, göndereceğiniz zekatlarınız Erzurum'da kimsenin ihtiyacı yok. Peki başka ne aktiviteniz var? Hiçbir aktiviteniz yok. Buradan önümüzdeki günlerde inşallah herhalde seçim sonbahardaymış Erkon'un seçimi. Mustafa Macit Bey hayatında arayıp da bulamadığı koltuğa tekrar aday. Mustafa Macit kötü bir insan diyemem. Mustafa Macit bu konfederasyonculuğu yapamıyor diyemem. Evet, iyi bir teşkilatçı. Çünkü kendisi milli görüşten gelen, yıllardır Almanya'da yaşamış. Almanya'da kültür ve yardımlaşmalarda görev almış. Tüzüğü, işleyişi güzel biliyor ama
birinci adam değil, başkan değil. Yani burada evet başkan yardımcısı olabilir, ikinci adam olabilir, üçüncü adam olabilir ya da yönetimde olabilir ama başkan olamaz çünkü Mustafa Macit'in bir kere Erzurum'da, İstanbul'daki Erzurumlar başkan olmak üzere Erzurumlara sunabileceği maddi bir imkanı yok. Çünkü maddi bir imkan olsa kendisine ait, Erkon'a ait bir binamız olur. Öyle binamız yok. Bir tane duydum, bir yer tutmuşlar, bir binanın dördüncü katında bir 100 metrekarelik bir kağıthanede bir yer tutmuşlar, orada oturuyorlarmış. Bakın Erkon, Erzurum ismi bunların çok çok üstünde. Orada biz biraz önce görüştüğümüzü bahsettiğiniz ağabeyin bir söylemi ben burada ifade etmek için çok hoşuma gitti. Ağabey dedi ki, Erkon'un tabelasını öyle bir yere asacaksın ki günde 1 milyon kişi görecek. E5'in kenarında bir tabelası olmadıkça... İstanbul'da, İstanbul'da yaşayan Erzurumlar Erkon'un olduğunu biliyor mu? Nerede olduğunu biliyor mu acaba ya? Erkon'un bir an önce toparlanması, Erkon'un bir an önce silkelenip kendine gelmesi için Mustafa Macit isminden kurtulması gerekir. Çünkü Mustafa Macit kendisine ya siyaseten ya İstanbul'da işte bir meclis üyeliği belediyelerde. Yani hep bir yerlerde olmak istiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Erzurum Konfederasyon Başkanı eline bir tane çanta almış. İstanbul'da sert sert sokak sokak esnaf dolanıp insanlardan para topluyor. Ya gelin bize para verin, birine yardım edeceğiz. Erzurum'a geliyor. Affedersiniz. Erzurum elinde çanta esnaflara dolaşıyor. Belediyelere dolaşıp yardım topluyor. Yani biz Erzurum Konfederasyonu böyle bir statü olması ben şahsım Erzurum olarak beni üzüyor. Mustafa Macit Beyefendi sizin beni üzmeye ne hakkınız var ya? Sizin Erzurumları üzmeye ne hakkınız var? Diyor ki yarın seçim olsa ben kazanırım. Bakın delege seçimi değil. Gelin İstanbul'da yaşayan tüm Erzurumlara bir seçim yaptıralım. Diyelim ki Mustafa Macit başkan olsun mu? Vallahi Mustafa Macit'in kendi aile efdatine oy vermez Mustafa Macit başkan olsun diye. Çünkü Mustafa Macit yani bir kere o koltuğu dolduramıyor. O koltuk Mustafa Macit'e 5, 6, 7 gömlek büyük geliyor. Onun için Mustafa Macit'in bir an önce o koltuktan Erzurum için feragat etmesi gerek. Yani feragat etmez de ben bu koltuktan kalkmayacağım derse sistem laf ederler ya. Yani bu sistem işler. Kimse Erkon'u kale almaz. Erkon itibarsızlaşır ki zaten şu anda itibarsız bir Erkon karşı karşıya. Ya düşünebiliyor musunuz? Erkon'un başkanı, yani İstanbul'daki Erzurum Konfederasyonu başkanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'na görüşemiyor ya. Bu ne kadar acıdır ya. Ya da Erzurum Konfederasyonu başkanı Erzurum Valisi'nin makamına çıkamıyor. Bu ne kadar acıdır. Yani o yönetimde olan arkadaşlara soruyorum. Ha niye görüşemiyor? Bir de o penceresine bakalım. Bakın bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bizim kırmızı çizgilerimizin en başında vatan, millet ve bayrak geliyor. Siz Erkon çatısı altında gidip devletimize ve milletimize olmadık sözler söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nı getirir Erkon. Neydi? Canan Kaftancı mı? Canan Kaftancı hanımefendi mi demeyeceğim. Gamze Hanım var. Gamze İl Gezdi. Siz Erzurum Konfederasyonu olarak bu insanlarla poz verirseniz ben Erkon'u kale almam. Siz devletimize, milletimize olmadık kelimeler konuşabilen, ağza alınmayacak şeyler söyleyebilen insanlarla bir araya gelip poz verip ve bunu da sosyal medyada paylaşırsanız ben Erkon'u kale almam. Önder Bey, burada aslında Erkon'daki yönetimdeki bireylere de görev düşüyor. Yani şöyle, Erkon siyaset üstüdür söylemiyle çıkıp. Hayır, Erkon bakın şunu burada iddia ediyorum. Sen, Erkon, Osman Nuri Toraman beyefendinin siyasi emelleri uğruna Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka penceresi, arka bahçesi haline gelmişti. Bunu böyle işte onu diyorum. Bunu, yani onu demeye gerek yok. Erkon siyaset üstüdür deyip gidip sola yaslarsanız Erkon Osman Nuri Toraman, yani Avrupa'ya kız Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanlığı görevini yapan Osman Nuri Toraman beyefendinin siyaseten beklentileri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi olmuştur. Buna yönetim neden müsaade ediyor? Ben de bu demek yönetimin de zihniyeti o.
Yani yönetimde sadece Osman Nuri Toraman ve Mustafa Macit yok. Onlar ama şu anda oranın tüm yönetimi, gelişi, gelişi, her şey, el, kol, ayak bunlar. Ya o zaman burada yönetime büyük görev düşüyor. Ha, yönetimde bunları kabul etmeyenler varsa. Bak ben az önce ne dedim? Ben devletimize ve milletimize olduk olmadık sözler söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'yla Erkun Erzurum tabelası altında poz verip sosyal medyada paylaşırsanız ben burada Erzurum'u kabul etmiyorum. O yönetimdeki arkadaşlar da kabul etmiyorlarsa derhal istifa etsinler o zaman. Hadi buyurun. Hadi ya da... Yadası yok ya, istifa edin. Erkun kim ya? Kapanır bir Erkun açılır ya. Konfederasyon kurmak o kadar zor mu? Kurdukları konfederasyona bakar mısınız? Aşkale bilmem ne köyü federasyonu, Şenkaya bilmem hangi köyünün federasyonu, bilmem hangi ailenin federasyonu, bilmem hangi sokakta büyüyen çocuklar federasyonu, bilmem Erzurum Gez Mahallesi'nde büyüyen amcaların federasyonu. Bu federasyonu laf ederiz ya. Olmasını istemiyoruz. Yeni bir konfederasyon kurarız. İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir'de getiririz. Kocaeli Erzurumlar Federasyonu, Bursa Erzurumlar Federasyonu, Yalova Erzurumlar Federasyonu, Ankara'daki Erzurumlar Federasyonu getiririz, bunları bir araya toplarız. Erzurum'un çatı kuruluşu. Yani Mustafa Macit'in para toplama akçeli işler heresine, Osman Nuri Toraman'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi olma heresine Erzurum ismini kullandırtmayız ya. Bırakın Allah'ın seversini. Bakın açık konuşuyorum. Erkon İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi haline gelmiştir. Yapan kişi de Mustafa Macit ve Osman Nuri Toraman'dır. Yazık ya. Erzurum ismini siz götürüp bir parti... Ha, Cumhuriyet Halk Partisi olmasın diye hiçbir partinin önüne koyamazsınız. Partinin önüne koyuyorsanız eğer, bakın çıkarlar bazen arz talep meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Erzurum ismini yeme ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç tane belediye başkanınız var İstanbul'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç tane İstanbul'da belediye başkanı Erzurumlu? Bunlar ne vermişler size? Hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum Çat ilçesine gelmişti. Evet, orada da bir söz. Peşinde kim vardı? Bırak sözü ya, kim vardı peşinde? Osman Nuri Toraman Çat'taydı. Çat'ta Çat Belediye Başkanı, dönemin Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç için İstanbul'da bir belediye başkanı adaylığı söz verdi mi? Evet, evet. Yaptı mı? Hayır. Hani Osman Nuri Toraman senin peşinden koştuğun Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'a ne verdi? O zaman Erzurum ismini ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısına yer edemezsiniz. Erkon Erzurum Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi değildir diyorum ya. Kötü bir şey demiyorum ki. Olmamalıdır. Yalan. Ha, yönetimdeki arkadaşlara gelelim. Bunlar Cumhuriyet Halk Partililer, eğer ki Cumhuriyet Halk ve Erkon yönetimindeki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, sevdiğimiz dostlarımız var. Bunlar şunu kabul ediyorlarsa eğer, Erkon'un Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi olmayı, Osman Nuri Toraman'ın emellerini gerçekleştirmek için kendilerini merdiven olarak kabul ettiriyorlarsa, kendilerini bu oyuna bir aleti olarak kabul ediyorlarsa diyecek hiçbir sözüm yok. O zaman Erzurum ismini oradan sileceksiniz. Şimdi Erkon'u konuştuk, gelelim diğer İstanbul'daki Erzurumlara. Şimdi Ahmet Yanık diye birisi var. Bu beyefendi Büyükçekmece, Erzurumlar Kültür ve Dayanışma. Ne olursa başka olsun ya. Kim olursa olsun. Evet, ne yapmış Ahmet? Bir kamyon kiralamış. Evet. Semt İstanbul'da dolaşıyor. İki kişi şarkı söylüyor. Üç tane de zaten o beş kişi gitmişler. O beş kişi başında onları dinliyor. Erzurum tanıtım günlerini tanıtıyor. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Eskiden halkacılar vardı, hatırlıyor musunuz? İşte at halkayı, mal buraya gelirse al sigarayı. Böyle bir manzara çıkmış ortaya. Ümraniye Meydanı'nda bir kamyon açılmış. Kamyonda bir tanesi bir şeyler söylüyor. Etrafında beş kişi elleri böyle koymuş, onlara bakıyor. Hatırlarsan biz giderdik işte o halkacıların başında, halka atanlara böyle bakardık. Orada halka atanlardı, kamyon yanaşırdı bir yere. Aynı görüntü. Yani siz Erzurum'u o kadar çirkin, o kadar kötü kullanıyorsunuz ki, siz Erzurum'u İstanbul'da çok kötü kullanıyorsunuz. İstanbul'da Erzurum'u ayaklar altına almışsınız. İstanbul'da çok garip bir şeyle karşılaştım. İstanbul'daki Ağrı dernekleri Erzurumların çok çok üstünde. İstanbul'daki Ardahanlıların dernek, vakıf ve federasyonları Erzurum dernek ve vakıf federasyonlarından çok çok daha aktif.
İstanbul'da nüfusu Azizi ilçesi kadar olan Niğde'nin dernekleri, federasyonları, vakıfları Erzurum'un dernek vakıf federasyonlarından çok çok daha kaliteli. Ya Allah aşkına ya. Erzurum ismini bu kadar fütursuzca, bu kadar kötü bir şekilde kullanma hakkını size kim veriyor ya? Kimden aldınız bu hakkı ya? Ha diyeceksin, bunun bir tüzüğü yok. Artık İstanbul'a dikkat ediyorum. Erzurum ismi bir tarafta, ilçelerimizin ismi bir tarafta. Köylerimize düşmüş, mahallelerimize artık aile dernekleri oluşmaya başlamış. Ya siz bu kadar mı düşmansınız birbirinize? Siz bir araya gelme noktasında, birlik olma noktasında bu kadar mı acizsiniz ya? Gitmiştiniz. Birisi o benim köylüm değil, ben başka köy derneği açacağım. O bizim yan köylü, ben yan köy derneğini açacağım. O bizim ilçeli değil, ben başka ilçeli dernek açacağım. Artık köylerden vazgeçip köydeki ailelerin dernekleri oluşmaya başlamış. Allah aşkına yapmayın. Yapmayın. Erzurum ismini bu kadar fütursuzca kullanmayın. Erzurum ismi sizin isminizden. Erzurum ismi sizin siyasi emellerinizden. Erzurum ismi sizden çok 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 üstün. Ha İstanbul'u konuştuk, şöyle bir sayfayı çevirelim ya. Çevirmeden Erkon konusunda birkaç cümle kurmak istiyorum. Erkon'da yöneticilere bir aslında görev yüklemeliyiz Erzurum adına. Orada gittik, gezdik, gördük, istişarelerde bulunduk. Bence ya lağvedilmeli Erkon bir an önce ya da yönetimdeki oradaki Erzurumlu büyükler, işte iş adamları ya da bürokrat olanlar da var. Bir an önce bir olağanüstü kongre kararı almalı ve bu işe bir düzen getirmeli. Bizim Çalıştay önerimiz de vardı önceki programlarımızda da. Bizim Çalıştay önerimiz devam ediyor, devam ediyor ama Çalıştay önerimizi yerine getirmek için, öncelikle Erzurum'da Erzurum valimiz, tam vali bey yarın gidebilir çünkü o kararnameyle gelmiş, akşam gidebilir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in önderliğinde bir Çalıştay yapılmalı ve bu Çalıştay Erzurum'da yapılmalı. Bu Çalıştay'a Bursa, Yalova, Kocaeli, bütün, Ankara, İzmir, Ege'deki Erzurumlar, bu bütün federasyonlar katılmalı ve aralarından tek bir tane başkan seçilmeli. Bu başkan da tek çatı altında konfederasyonu oluşturmalı ve siyaset üstü olmalı. Ben bu kadar değilim. Öyle olacağını da umuyoruz. Yönetimdeki ha, birilerinin taşın altına elini koyması gerekiyor. Aynen öyle. Yani birileri taşın altına elini koymadan ben geldim Erkon'un beni başkanı yapın, böyle bir şey de yok. Herkes taşın altına elini koyacak. Gerek basın noktasında, gerekse siyasi anlamda, gerek bürokrasi anlamda, gerek iş adamı anlamında. Yani Erkon'un kurulması için maddi bir şeyler gerekli. Bu binayı kurmak için bir para gerekli. Birileri o paraya elini koyacak. Birileri Erzurum'a eğer yardım gidecekse, Erzurum'daki ihtiyaç sahiplerine yardım gidecekse bunu kendine faaliyet olarak görmemeli. Bu bir faaliyet değil. Bu asli görevimiz. Yani bu şeye benziyor. Belediyenin asfalt atıp sonradan çıkıp bunu açılış yapmasına benziyor. Yahu Sivas'ın Divri ilçesinde asfalt atılmıyor mu? Şırnak'ın Cizli ilçesinde asfalt atılmıyor mu? Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asfalt atılmıyor mu? Her ilçede asfalt atılıyor. Bu sizin rutin göreviniz. Rutin görevlerinizin dışında ben yine soruyorum. Şu Mustafa Macit denilen Erzurumlu hemşehrimiz yıllarını Almanya'da geçirmiş. Erzurum'a gelsin mi ona Karaköse Mahallesi'nin nerede olduğunu sorayım, bilemez. Gelsin Erzurum'a, ben ona Köse Ömer Ağa Mahallesi'nin nerede olduğunu sorayım, bilemez. Gelsin buraya Kavak Mahallesi'nin nerede olduğunu bilmeyen bir Erzurum Konfederasyonu Başkanı ile karşı karşıyayız. Erzurum'a bugüne kadar bir tane yatırımcının elinden tutup gelmiş mi ya? Şu adam da bu Erzurum'a yatırım yapmak istiyor Allah aşkına. Bir tane bir kişi gördük mü ya? Hiç kimseyi görmedik. Yapmayın Allah aşkına. Kendisi müteşebbis bu konuda biliyorsun. Kendisi müteşebbis. Kendisi istiyor yani. Biz İstanbul'daki Erzurumlulara Erzurum'a bir şey getirmesini beklerken o Erzurumlar ne götürürüm derdine düşmüş. Yani buradan Osman Nuri Töreman'a da seslenmek istiyorum. Sayın Osman Nuri Töreman ağabeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi ya da İstanbul'un herhangi bir mahallesine muhtar ya da eza olmak istiyorsa Erzurum ismini kullanmayacağız. Senin Erzurum ismini kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yasladığın sırtını biz taşıyamayız. Sırtını nereye veriyorsan git, ailen olarak, kendin olarak, şahsın olarak, etrafındaki arkadaşların olarak kimle git, nereye yaslanıyorsan yaslan, Erzurum ismini kullanarak gidip bir yere sırtını yaslayacaksan bu vatanına, milletine, devletine ihanet içerisinde olan HDP ile gizli gizli sevişen Cumhuriyet Halk Partisi olamaz.
Bunun altını burada çizerek söylüyorum. Erzurum ismini kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi Erzurum yapamazsın. Bir, iki, HDP ile gizli gizli sevişen Cumhuriyet Halk Partisi ile senin beşeri ilişkilerin Erzurum ismini burada kullanamaz. Bırakın Allah aşkına ya. Er konulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ilçe başkanlığı ya. Yapamazsın diye. Buna hakkınız yok. Ha diyeceksiniz ki Erkun'daki kişilerin çoğusu işte bilmem Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili, İYİ Partili. Erzurum Konfederasyonu hiçbir partili olamaz. İçerisinde Cumhuriyet Halk Partisi görüşme insanı olacak, MHP'den görüşü olacak, AK Parti. Ama ismi Erzurum olacak. Bu parti isimleri, Erzurum isimleri, Erzurum Spor'u alın ya sırtınıza. Erzurum Spor'a, ya İstanbul'dan bir tane yönetici gönderdiniz mi buraya? Gelsin Erzurum Spor'a para harcasın, yöneticilik yapsın, başkanlık yapsın, onu yapsın, bunu yapsın diye. Yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi poz vereceğim. Ver pozunu. Evet, İstanbul'dan hemen. İstanbul'dan. Çünkü İzmir'e bir gezmek istiyorum ben. Özür dilerim. Oraya geçmeden küçük hem konuyu dağıtmış olalım. Orada bir sanatçıyla tanıştık. Şimdi İstanbul'u yani. Bence çok bölmüyorum. İstanbul'da o İstanbul'da. Şimdi İstanbul'da, evet Emre Hancı ile tanıştık. Yani çok değerli hemşehrimiz Emre Hancı. Ve İbrahim Erkal'ın. Yani oraya doğru geleceğim Zarif Bey. Müsaade edersen. Evet. Hiç müsaade etmiyorsun. Neyse bugün müsaade etmiyorsun. Konuları dağıtmayalım. İbrahim Erkal Erzurum'un kıpkırmızı bir çizgisi. Belki de sanat hayatı boyunca Erzurum, İbrahim Erkal gibi birisiyle daha bugüne kadar karşılaşmadı. Erzurum'u bu kadar seven, Erzurum'u her platformda öne çıkaran, mesleğinin, sanatının çok çok önünde tutan, Erzurum'u tutan bir sanatçıyla da karşılaşmadı Erzurum. Ben kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şu anda programımızı izleyen her kim var ise, herkes de bu programı izlerken bir kez Fatih okumaya davet ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Emre Hacı diye bir arkadaşımızla tanıştık. Hemşehrimiz kendisi. Şu sözleri beni çok etkiledi. Dedi ki, eğer bugün burada sahnedeysem, eğer bugün burada insanlara sanat anlamında bir şeyler veriyorsam, hocam, üstadım İbrahim Erkal'dır. İbrahim Erkal olmasaydı ben bugün burada olmazdım dedi. İbrahim Erkal olmasaydı ben bugün sanat yaptığım için evime ekmek götürüyor olmazdım. Başka bir meslek yapıyordum ama bugün bu sanatı icra ediyorum. Ve İbrahim Erkal sayesinde bugün buradayım. Gerçekten çok güzel bir ses. Gerçekten övünülecek bir ses. Gerçekten efendiliğiyle, ahlakıyla, o sahnedeki ahlakıyla ve sahnedeki her hareketinin ardından bir Erzurum söylemi söyleyerek gerçekten Erzurumlu kimliğini güzel taşıyor. Ben önümüzdeki sanat hayatında kendisine başarılar diliyorum ama bir de önerim olacak. Nerede sahne alırsanız alın, nerede hangi şehirde olursanız olun, hangi ülkede olursanız ya da hangi sahnede olursanız olun, İbrahim Erkal sizi İbrahim Erkal yaptı ise, yani İbrahim Erkal sizi o sahneye taşıdı ise, her sahnenizde siz de mutlaka ama mutlaka Erzurum'u sakın unutmayın. Ki unutmadınız bizim orada olduğumuz zaman. Unutmayacağınıza da inanıyorum. Ama bir İbrahim Erkal olmak çok zor. Ama İbrahim Erkal'ın sizin gibi yetiştirdiği sanatçımıza değer veren insanları gördükçe biz gurur duyduk, onur duyduk. Hele de bir hemşehrimiz olarak sizinle gerçekten gurur duyduk. Ben Emre Hancı'ya meslek hayatında başarılar diliyorum. Erzurum sevgisine hayran kaldım. Bu sevgin sakın azalmasın, her geçen gün artsın diyorum. İbrahim Erkal'a da tekrar rahmetle, minnetle anıyorum. Evet, Allah rahmet eylesin. Zaten Fatih'e gönderdik, istedik. Peki Emre Hancı'yı merak edenler nerede dinleyebilir diyecek olursak? Evet. Maltepe'de İstanbul Maltepe'de Çakılkeyf Restorant. İsmini doğru telaffuz ettim değil mi? Çakılkeyf, evet. Bizim Erzurum zaten abisi de oranın işletmecisi Yavuz Hancı, çok iyi bir Erzurumlu. İstanbul'da da birçok alanda Erzurum hemşehrilerimize her zaman yanında olmuş.
Erzurum hemşehrilerimizin Erzurum olmakla her zaman gurur duymuş, onur duymuş. Her gittiği yerde de Erzurum kimliğiyle öne çıkan bir isim olan Yavuz Hancı'ya ait olan Maltepe sahilindeki Çakırkeyf restoranda Emre Hancı'yı dinleme fırsatı vardı. Mutlaka ben buradan her Erzurumlu hemşehrinize şunu söylemek istiyorum. Mutlaka gidin. İstanbul'da yaşıyorsanız hani İstanbul'da Erzurum günleri falan yapıyorlar ya, işte senede bir iki gün de olsa Erzurum atı, İstanbul'da Emre Hancı onlara Erzurum'u yaşatsın. Bir Erzurum'u yaşatsın. İstanbul'da İbrahim Erkal'ı yaşatsın. Bir İbrahim Erkal'ı yaşatsın. Bir İbrahim Erkal'a olan o duygular orada gidin. Çünkü her gece yaşanıyor. Bu yer Emre Hancı denilen arkadaşımız o mekanında her sahnesinde Erzurum'u yaşatıyor. Erzurum'u doya doya yaşatıyor. İbrahim Erkal'ı da her sahnede anıyor. Ben tekrar tekrar kendisine olan o büyük ilgimi de zaten en büyük odağım oldu benim. Evet, teşekkür ediyoruz Emre Hancı'ya da, mekan sahiplerine de. Çünkü bizler de orada çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Evet, evet, İstanbul'dan İzmir'e geçelim artık. Artık İzmir'e geçelim. Yani İzmir değil aslında, Bursa'da var ama İzmir son günlerde İzmir'deki Ege'de Yaşar Erzurum Dernekler Federasyonu bir seçim yaptı, hatırlayacak olursanız Zarif Bey. Evet. Ege'deki Erzurumluların birlik ve beraberlik mücadelesini başlattıkları bir tarih varmış işte. 641 delege ile 40 binlere ulaşan üye sayısıyla İzmir'in ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını iddia eden Ege'deki Erzurumlular Federasyonu var. Burası da bir seçim yaptı. Daha önceki federasyon seçiminde Muzaffer Okumuş başkandı. Buradaki seçimde Mustafa Cihan Beyler ve Zakir Salmanoğlu bir seçim sonucunda Zakir Salmanoğlu seçimi kazandı. Şimdi Zakir Salmanoğlu'nun seçimi kazanması sakın garip gelmesin insanlara. Çünkü daha önceden zaten yönetimde olan birisindi. Delegelere hakimdi. Şimdi nasıl seçim oldu, ne yaptılar orasını bilmiyorum. Yani delege belki de Zakir Salmanoğlu'nu hak ettiği için seçti. Ama ben Zakir Salmanoğlu'na geçmiş programda şunu söyledim. Siz Muzaffer Okumuş Beyefendi'nin başkanlığında zaten bu yönetimde yok muydunuz? Bu soruyu yine sordum, yine sorayım. Oradaydınız. Erzurum'a ne yaptınız ya? Bakın İzmir'deki, Ege bölgesindeki Erzurum'a ne yaptığınızı sormuyorum. Az önce ne dedik? Erzurum Konfederasyonu Başkanı Mustafa Macit, Erzurum'a bugüne kadar hangi yatırımcının elinden tuttu geldi? Şimdi orada bir Dadaş Spor varmış. Herhalde Dadaş Spor'a çok maddi destekte bulunmuş. Erzurum Spor'a ne maddi destekte bulunur Zakir Salmanoğlu? Erzurum Spor'a İzmir'de bu yıl Menemen maçına geldi Erzurum Spor. Geçtiğimiz yıllarda Altay maçına geldi Erzurum Spor. Göztepe maçına geldi Erzurum Spor. Bu Zakir Salmanoğlu dediğimiz o abimiz o gün neredeydi? Neredeydi Zakir Salmanoğlu abi? Hani hiç duymadık biz sosyal medyada ya da medyada Erzurumspor deplasmana İzmir'e Altay maçına geldiği, Erzurumspor'un konakladığı otelde Zakir Salmanoğlu eline bir tepsi baklava alarak gidip takımımıza hoş geldin dediğimizi hiç duymadık. Ya da Erzurumspor Göztepe maçında 1000 tane taraftarı Zakir Salmanoğlu maça götürdü diye de hiç duymadık. Yani 40 bin üyede 1000 tane. Yani duymadık kardeşim, duymadık. Erzurumspor Altay maçına gitti, Meleme maçına gitti, Göztepe maçına gitti. Ben hiç Zakir Salmanoğlu'nun Erzurumspor kafilesini karşıladığını, bakın geçtiğimiz aylarda Ankara Hedef Basın'a giden takımımızı Esam Havaalanı'nda karşıladı. Evet. Ben hiç Ege bölgesinde yaşayan Erzurumlar Federasyonu yönetimi başkanı Muzaffer Okumuş ve yöneticisi Zakir Salmanoğlu ve şimdiki başkan Zakir Salmanoğlu'nun Erzurum Spor'a şu kadar destekte bulunduğunu hiç duymadım. Peki Zakir Salmanoğlu abim bilmiyorum ne iş yapıyor. Şu anda şuraya gelse tanımıyorum da kendisini. Yani hani derler ya bizim Erzurum tabiriyle, parmağını gözüme soksa tanımıyorum. Zakir Salmanoğlu abim hiç Erzurum'a bir tane yatırım yaptı, 10 tane adam çalıştırıyor diye bir şey de duymadım. Ya da İzmir'de bir Zakir Salmanoğlu diye Erzurum'da hemşehrimiz var. Kendi iş yerinde 100 tane Erzurumlu çalıştırıyor. Başka da hiç kimseye iş vermiyor. Böyle bir namını da duymadım. Peki kimdir bu Zakir Salmanoğlu? Erzurumlar Federasyonu Başkanı. Niye oldun? Peki soruyorum. Sayın Zakir Salmanoğlu beyefendi. Başkan oldunuz ya federasyona.
Erzurum'a başkanlığınız boyunca kaç yıl yaparsınız, Allah uzun ömür versin, sağlıklı sıhhat ömür versin. Erzurum'a da projelerimizin arasında bir tane Agide şekeri fabrikasını açmayı düşünüyoruz. Orada da 10 kişi çalışacak. Böyle projeniz var mı? Yani başkan oldum, yani bu sizi nasıl onur ediyor, nasıl nam sağlıyorsunuz, nasıl bir şana kavuşuyorsunuz? Ya bakın, biz Erzurum derneklerinden, vakıflarından, federasyonlarından, konfederasyonlarından bir şey istemiyoruz aslında. Bir beklentimiz yok. Bizim beklentimiz şu: eğer ki orada Erzurumlar adına bir birlikte beraberlik elde etmişseniz, Erzurum'a bir katkınız olsun, bir katma değer sağlayın. Yok, biz başkanız. Tamam, Allah razı olsun. Orada Erzurum ismini tabela yazarak yaşatıyorsun ama Erzurum ismi bir tabeladan ibaret değil. Eğer ki siz orada Erzurum'dan yıllar önce göç etmiş, gitmiş, orada istihdam noktasında iş yapmış, para kazanmış, Allah daha çok versin. Ama bu insanlardan doğup büyüdükleri memleketlerine bir çivi çakmak için geri gelmiyorsanız, sizin orada derneğinizde, vakfınızda, federasyonunuzda bize lazım değil. Değil kardeşim, biz istemiyoruz böyle bir şey. Ben Zakir Salmanoğlu'na söylüyorum. Hep İstanbul'u konuşuyoruz, bunlar sanıyorlar ki böyle onların kafalarını saklamışlar, başka yerleri görünmüyor. Her yerimiz ortada. Her yerimiz ortada. İzmir'deki Ege Bölgesi Erzurumlar Dernekler Federasyonu'ndu. Nedir bu? İsmini de tam bilmiyorum çünkü ismini bize duyuracak, ismini bize ezberletecek hiçbir şeylerini duymadık. Ben Zakir Salmanoğlu'nu göreve davet ediyorum. En kısa zamanda Erzurum'a ne katma değer sağlayacaksınız? Orada başkansınız ama Erzurum'a ne getireceksiniz? Erzurum için ne gibi projeleriniz var? Ne gibi çalışmalarınız var? Bunları bir çıkın, kamuoyuyla paylaşın. Biz de bilelim kardeşim. Bu bizim en doğal hakkımız. Ha, bir katma değer sağlamayacaksınız. Sadece isminizin önüne bir başkan statüsü koyup gezecekseniz İzmir sokaklarında, biz sizi tanımıyoruz. Tanımak da istemiyoruz. İstanbul'u konuştuk, İzmir'i konuştuk. Aslında Ankara'yı dolaylı yollardan, diğer illeri ve illerdeki Erzurumlu yapılanmaları konuştuk. Peki hızlı bir şekilde Erzurum'a dönecek olursak, şu an gündemde olan Erzurum'da bir özel hastane beklentisi var vatandaşların. Bir eksiklik söz konusu. Bu bugün değil ki zaten. Evet, ya, yani yıllarca süre gelen yani, bir konu ama... Bakın, Tokat'ın Niksar ilçesi nüfusu 17 bin, biliyor musunuz? Evet. 17 bin nüfuslu Tokat'ın Niksar ilçesinde özel hastane var. Kaç tane? Bir tane yani, özel hastane ama ilçe burası. Yani Türkiye'deki 81 vilayete gidelim, hemen hemen bütün vilayetlerde özel hastaneler var Eskişehir'de. Yani bugün 100 bin nüfuslu Niğde'de iki tane özel hastane var. Erzurum'da bir tane özel hastane yok. Yani tabii bir tane bu ara var, buraya özel hastane der misiniz demezsiniz. Ben demiyorum çünkü niye? Çünkü özel hastane demek insanların randevu aldıkları, saatte gidip muayene olacakları hastane demek. Burayı o zaman biz kerhane olarak dillendirebilir miyiz? Ya ben yani ismini ben bilmiyorum, siz nasıl isimlendirirsiniz orası ben anlamam ama ben şurayı söylemek istiyorum. Yani burada böyle özel hastane, tam teşekküllü bir özel hastane statüsüyle belki statüsü uyuyordur, belki kanunda yeri vardır ama Erzurum'a yeterli mi? Kesinlikle değil. Amacı para kazanmak olan bir yer gibi görünüyor şu an. Bütün hastanelerin amacı öyle ama. Hastane amacı öyle olmaz yani. Özel hastanenin amacı para kazanmaktır. Tamam, para verelim ama hizmet alalım. Hizmet alamıyoruz. Yani eskiden sigorta hastanesinin koridorları ne kadar kalabalıktıysa bu hastanesi de bugün o kadar kalabalık. Evet, buhar hastanesi Erzurum'a yeterli mi? Buhar hastanesi Erzurum'a yeterli değil. Çünkü Erzurum sağlık noktasında 13 bölge ilin sağlık merkezi. Peki burada suç kim? Yani önce buraya gelmek lazım. Yani neden Erzurum'da ikinci bir hastane açılmıyor? Bunun önünde bir engel var. Bunu Sağlık İl Müdürlüğü şöyle cevaplandırıyor. Burada Sağlık İl Müdürümüz Gürsel Bedir Bey'e de söylüyorum. Çok iyi dinleyin Sayın Gürsel Bedir Bey. Diyorlar ki Erzurum'daki kamu hastaneleri yeterli olduğu için Erzurum'da özel bir hastane açılmasına izin verilmiyor diye bir dedikodu şehirde hakim. Erzurum'daki şehir hastaneleri yeterli mi? Yeterli mi Zarif Bey? Yani özel bir... Özel değil, Erzurum'daki kamu hastaneleri yeterli mi? Yani bunu bir gözden geçmek lazım. Kamu hastaneleri siz mesela önceki programlarımızda şöyle bir açıklamanız oldu. Devlet memuru. Hani kamu hastanesinde o an için bakılamıyor çünkü izin muhabbeti var, mesai mevzumu var. Özel hastane gereksinimi duyuyor. Hasta olarak yani hastalığa
bakma, hastayı iyileştirmeye de teşekkül olarak yeterli mi? Yani bunu tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakacak olursak yeterli. Ama şehir buna ne diyor, buna bakmak lazım. Yani şehirdeki vatandaşlar yeterli hizmet alıyor mu, yetebiliyorlar mı, onu bir araştırmak lazım. Nuni Hastanemiz vardı, kapandı. Palandöken Hastanesi kapandı. Maraşlı Hastanemiz tam teşekküllü değil. Bir şehir hastanemiz var. Şehir hastanesinden öncelikle bir vatandaşım, hastane çalışanı bir vatandaşım, bir işçi statüsünde çalışan bir vatandaşım bana göndermiş olduğu bir mail var. Şu an ona bakıyorum. Burada doktor öğretim üyesi başhekim İbrahim Hakkı Tör beyefendiye seslenmek istiyorum. Bu konunun derhal, acilen, ivedilikle ve derekat araştırılması gerektiğinin altını çiziyorum. Hastane yemekhanesinde öğlen yapılan yemeklerin, makarna, pilav, çorba, öğlen yemek saatinden sonra çöpe döküldüğü, hastane personelinin yemediği, tonlarca yemeğin çöpe döküldüğü, büyük bir iddia. Ardından akşam yemeğinde aynı menünün, yani öğlen pilav, makarna, çorba ise akşam da yine pilav, çorba, makarnanın tekrar yeniden yapıldığı, bu yemeklerin de arttığını, ardından çöpe gittiği iddia ediliyor. Haberiniz var mı Sayın Başhekim'in? Bilginiz var mı bu konuda Sayın İbrahim Hakkı Tör Başhekim? Bir cevap alalım. Yani biz dışarıda insanlarımız yemek bulamaz iken, insanlar ayçiçek yağına kuyruğa girer iken, İnsanlar bir ekmeğin 2,5 lira olduğu bir enflasyon noktasında yemeklerin çöpe dökülüp akşama tekrar aynı yemeklerin pişirildiği iddia ediliyor. O zaman akşama başka menü hazırlayın. Yani öğlen yaptınız, yiyemedi bu yemek. Demek ki personel beğenmedi. Akşama başka bir menü hazırlayın, akşama da aynı menü. Yani öğlende yenilmeyen yemek akşam niye yenilsin? Öğlende yenilmeyen yemeği çöpe dökmek ne demektir? Akşama tekrar ısıtın bir insanlara. Eğer ki devletin malı deniz mantığıyla hastane yönetemezsiniz sayın, ismini de unutuyorum, İbrahim Hakkı Tör. Şimdi İbrahim Hakkı Tör beyefendiye sormak istiyorum buradan, ya siz hastanede ne iş yapıyorsunuz sayın başhekim? Hastanenin hangi birimine hakimsiniz? Başhekim demek o hastanenin başı, o hastaneyi yöneten kişi demek. Siz hastaneyi nasıl yönetiyorsunuz? Yemekhaneden haberiniz var mı şu iddiayı ben? Bize ulaşan şu iddia size hiç ulaşmadı mı? Hastaneye gittik, hastaneye dolaşıyoruz. Ya sizin hastanenizin bir basın birimi yok mu? Ya da siz basın biriminde ne besliyorsunuz? Hayırdır, merak ediyorum. Yani sizin Erzurum Şehir Hastanesi gibi koca devasa bir alanı bir hastaneye size teslim etmişiz, emanet etmişiz. Hiç iyi bir şey yapmıyor musunuz siz orada? Yaptığınız elle tutulur, gözle görülür hiçbir şeyiniz yok mu? Varsa o basında besledikleriniz bunu niye kamuoyuna duyurmuyor? Ya merak ediyorum. Ya çıldıracağım geliyor. Çıldıracak bir şey. Yani bir basın birimi var bu hastanenin. Bakın hastane basın birimi var. Hastanede hiç haber olmuyor mu ya? Yani orada bir tane oda bırakmışsınız içeriye. Bu odaya da bir tane personel koymuşsunuz başına. Aylıkta 7 lira, 3 lira, 10 lira, 20 lira maaş ödüyorsunuz. Hangi haberinizi yapıyor? Basında size görev yapıyor. Ben sormak istiyorum ya. Merak ediyorum. Ben bir gazeteci olarak basın biriminin ne iş yaptığını merak ediyorum. Haber yapıyor. Ne haber yapmış? Emniyet müdürümüz 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanemizi ziyaret etti. Yani siz basına oturtturduğunuz arkadaşa basın bayramında sizi emniyet müdürünün ya da valinin ziyaret etmesine binaen bir tek haber yazsın diye ona 12 ay boyunca maaş mı ödüyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Vicdanınız nasıl el veriyor sizin buna? Yahu bir hastanenin, bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de hastanelerin, kamu hastanelerinin çocuk bölümünden her gün bir haber yayılıyor. Kardiyolojiden bir haber yayılıyor. Yahu ben Erzurum'da 25 yıldır, 20-30 yıldır bu gazetecilik mesleğini yürütüyorum. Son yıllarda program yapıyorum. Şehir Hastanesi, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi açılmış açılalı bir tane hastanenin basın biriminden hastanemizde şu iş yapıldı, başarılı, şu... Ya burada doktor niye dursun ya? Hangi haberinizle onur ettiniz doktoru? Basın biriminiz ne iş yapıyor? Sayın Başhekimim Tör, basın birimindeki arkadaş ne iş yapıyor ya? Bunu orada niye besliyorsunuz? Devletin
vermiş olduğu maaşı buna haksız, hukuksuz bir şekilde niye yediriyorsunuz ya? İsmini bile bilmiyorum kim olduğunu orada onların. O basın biriminde, ben gazeteciyim. Şehir Hastanesi'nin basın birimine hangi adam bakıyor? Kim iş yapıyor orada? Oradaki benim basında muhatabım kim? Tanımıyorum. Niye? 15'i gelince kartı tak çırt al maaşı. Ne iş yaptın? Sen bu maaşı hak edecek bir tane haber metni yazdın mı? Tetris oynuyordur. Tetris mi? Yani öyledir yani. Ya kafir bu işte buna gülünür. Buna gülünür. Eğer ki siz Tetris oynasın diye bir kişiye orada maaş ödettirip, devletin parasını onu ödettirip, onu orada çalıştırmadan oturtuyorsanız 83 milyon insanın vebali omuzunuzda olacaktır ki ben de vebalimi sizin üzerinize yüklüyorum. Sayın Başhekim, hastanenizde yemekler dökülüyor, haberiniz yok. Basınınızda, bakın ben bunları çıkmış söylüyorum, basınınızın haberi yok ya bunlardan. Nasıl basın biriminiz var? O basın birimindeki arkadaş, bir de iddia geldi bana da, ben ismini bilmiyorum ama o basın birimindeki arkadaş ne Sağlık Bakanlığı'na gidecekmiş. Erzurum'u beğenmemiş. Erzurum'u çok çalıştırmışlar. Yılda iki tane haber yapmış. Onu çok çalıştırmışlar. Bu arkadaş bir de Sağlık Bakanlığı'na gidecek Ankara'ya. Evet. Bir de orada iş yapacakmış. Ender Bey, biz bir basın mensubu olarak toplanıp bu arkadaşa plaket verelim. Ne plaket vereceğiz? Başarılı olmuş. Ne yapmış? Yani bir şey yapmadan bu işlere. Ya bir dakika, geçtiğimiz günlerde Berat Kandili, Miraç Kandili, Recep Kandili kutlar. Ya bir tane başhekim Berat Kandili. Ya yazmayı da bilmiyorsan şu internete gir. Herhangi bir valinin, belediye başkanının mesajına isimlerini değiştir, onu yayınla ya. Yahu bakın. Helal ile haramı birbirinden karıştırmak istemiyorsanız aldığınız maaşın hakkını vereceksiniz. Ha üstünüz, başhekiminiz sizi çalıştırmıyorsa bu veba sizin değil, başhekiminizindir. Ben buradan sağlık il müdürüne de söylüyorum. Sayın sağlık il müdürüm, Erzurum'da kamu hastaneleri yeterli diyorsunuz. Kamu hastanelerinin basını bile yetersiz. Bırak hastaya müdahale etmeyi. Kamu hastanelerinin Erzurum'daki hastaya bakma birimi değil, kamu hastanelerinin Erzurum'daki basın birimleriyle yetersiz. Haberiniz var mı sizin bunlardan? Yani Erzurum Şehir Hastanesi'nde başarılı hiçbir iş yapılmıyor mu? Bir tane haftada bir tane haber metni hazırlayıp servis etmek bu kadar mı zor? Ben basına bakıyorum. Neyle bakıyorsun basının? Basın yok ki. Hastanede basın yok. Basın sizin bakacağınız, sizin temsil edeceğiniz. Hastanede bir basın birimi yok. Çünkü basın ne demek? Hastanedeki güzel olayları kamuya bildirmek başarılı için, başarılı operasyonlar insanlara duyurabilmek için oluşturulmuş bir mecra, bir mecli. Peki bu mecrada siz ne görev yapıyorsunuz? 14 Mart'ta bizi vali ziyaret etti. Ya etti. Siz yapmasanız bu haberi zaten vali beyin arkasında gelen basın mensupları zaten bu haberi yapıyorlar. Size ne gerek var ki? Salla başı al maaşı. 14'ün bostan yan gel yat Osman Mesari'ye. Varsa böyle bir iş bu şehirde o orada çalışan arkadaşın maaşının yarı fiyatına çalışacak yüzlerce insan var. İstediğiniz kadar gönderin, her gün de beraberinizi yapsın. Sizin hastanenizi uçursun uçursun. Bir tane haber yok ya. Hastanenin basın birimi var. İçerisi boş. Bakanlığa gidecek. Hem de Sağlık Bakanlığı'na gidip orada da basında görev yapacakmış. Ya burada ne yaptın ki? Orada ne basın sen ya? Burada bana bir başarını söyle. Bir tane haberini göster bana. Ondan sonra başhekim atadık. Başhekim ne? Ya başhekimin ismini ben bilmiyorum. Bakın internetten bakıyorum buradan başhekimin ismine. Başhekimin ismini bu şehre duyuramamıştır. Hastanenize kaç tane oda, kaç tane hizmetçi veren doktor var, sayısını kimse bilmiyor. Bizim basın birimimiz var. Olmaz olası o basın birimimiz. Hazır sağlıktan bahsediyoruz. Şehrimizde halk sağlığı hakkında da bir şeyler söylememiz gerekiyor. Şimdi halk sağlığı demişken Zarif Bey, geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bir taklit ve tahşişli ürünler vardı. Evet. Bu taklitli tahşiş ürünlerinin arasında Erzurum'da hemen hemen her kahvehanede kullanılan bir çay markası karşılığı çıktı ki bu çay markası daha önceki yıllarda da yine taklitli tahşiş yaptığı için çaya ceza almış tabi. Çaya gıda madde boyası kattığı ibraz edilmişti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Kurum yetkilileri yapmış oldukları açıklamada o parti numaralı çayların Erzurum'a gelmediğini söylemişti. Kim söylemişti bunu? Erzurum'da Ateş Ticaret, bu kurumun Elmas Çay markasında Erzurum'daki dağıtıcısı olan Ateş Ticareti yetkilisi Ertuğrul Ateş çıkmış. Bizim bu parti numaralı çayların Erzurum'a satılmadığını söylemişti. Biz de evet, o parti numaralı çaylar Erzurum'a satılmamış diye inanmıştık. Ama geldiğimiz noktada aradan 2 yıl geçtikten sonra tekrar Elmas Çay firmasının yeniden
çaylarında taklit ve tahşiş olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta tekrar kamuoyuna duyuruldu. Artık Erzurum'da Ertuğrul Ateş ve Ateş Ticaret bize şunu inandıramaz. Bizim partilerimizde bu yok. Bakın iddia ediyoruz. Buradan iddia etmiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu kamuoyuna taklit ve tahşişli firmalar arasında yer alan ve Erzurum'da herkesin kahvehanede çay içen, evinde çay içen herkesi ilgilendiren bir konu. Elmas çay markası taklit ve tahşişli üründür. Bunları kahvehanelerde vatandaşa içilen kahveci suçludur. Bunu kahveciye satan firma suçludur. Bunu üreten suçludur. Bunu ben demiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı söylüyor. Evet, Elmas çay markasını kim kahvehanesinde kullanıyorsa, vatandaşa kim o çayı alıp vatandaşa sunuyorsa, vatandaşa gıda madde boyalı çay içiriyor. Halk sağlığı işte Zarif Bey. Buyurun işte halk sağlığı. Elmas çay markasına dikkat ediyoruz. Elmas çay markası olan kahvehanelerden çay içmiyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Tarım Bakanlığı söylüyor. Tarım Bakanlığı söylüyor. Tarım Bakanlığı ne diyor? Elmas çay, yani ben birçok firma var da Erzurum'da en fazla tüketilen çay elmas çay oldu. Çünkü 5-10 tane kahvehaneyi gezdik ve kahvehaneciler şunu söylüyor. Bu çayın fiyatı biraz daha ucuz olduğu için bu çayı kullanıyoruz. Arkadaşım pahalı çay satın ama insanların sağlığıyla oynamayın. Çay satmayın, insanların sağlığıyla oynamayın. Elmas çay markası taklitli ve tahşişli ürünler listesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarda son 5 yıldır en fazla öne çıkan firma olarak görünüyor. Bunu ben demiyorum. İnternete girin. İnternete girin. Taklit ve tahşişli çaylar arasında Elmas çay markası zaten rastlayacaksınız. Bunu ben demiyorum. Ben de şuradan Erzurum'daki kahvehane esnafına, Erzurum'daki vatandaşlara sesleniyorum. Elmas markası çayları kahvehanelerimizde kullanıyorlar. Halk sağlığıyla oynuyorlar. İnsanlara çay yerine gıda madde boyası içiriyorlar. Yani o gördüğünüz kırmızı çay, aa ne güzel tavşan kanı dediğiniz çay tamamen Tarım Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu analizler sonucunda gıda madde boyalı çaylar olarak belirlenmiştir. İçmeyin, içilmeyin ve kullanmayın. Ha ben burada kimsenin firmasını karalama, kurulama taraftarı değilim. Halkımın sağlığı benim için çok önemli. Halkımın sağlığı için bir basın yayın organı olarak da bunu kendi üzerime görev bahşediyorum. Ve bunu söylemekte kendimi mecbur hissediyorum. Yani internete şu anda ben nasıl telefonla girip görüyorsam siz de cep telefonlarınızın arama motoruna yazdığınızda son yapılan taklit ve tahşişli çaylar markalarını araştırdığınızda Elmas çay markasının iki markasıyla karşınıza çıkacağını göreceksiniz. Evet bir de bu arada siyaset... Ben sizi kutlamak istiyorum Zalim. Buna izin verir misin? Estağfurullah. Geçtiğimiz hafta programda dediniz ki Suat Dülger, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Suat Dülger kendisinin sol parti olmadığını, evet, merkeze yakın olduğunu söylüyor dediniz. Öyle. Ama parti tüzüğü ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir sol partidir diyor. Tüzük. Ben sizi kutluyorum. Bunu çok güzel bulmuş, çıkarmışsınız. Bakın Soner Yalçın bu haftaki yazısında ne diyor? Soner Yalçın bu haftaki yazısında diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu halkı kandırıyor diyor. Suat Dülger'i de kutluyorum sizinle beraber. Suat Dülger de doğru söylüyormuş ki Soner Yalçın'ın o yazısıyla aynı bir şey örtüşüyor. Soner Yalçın diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu insanları kandırıyor. Aslında sola yakın değil, sağa daha yakın bir profil çiziyor diyor. Merkez olarak sağa daha yakın bir profil çiziyor ve bu profilin sonucunda sol seçmeni kaybediyor diyor. Demek ki Suat Dülger haklıymış Tarık Bey. Ya niye adama böyle dedi? Ne bunu sorayım? O söylediğinde haklıymış ama tüzük başka bir şey söylüyor. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu tüzüğe uygun hareket etmiyor. Yani aslında sol siyaseti sağdan da oy alabilmek adına yumuşatmaya çalışıyorlar ama siyasi partiler tüzükler üzerine yönetilir. Yani tüzüğünde de demokrasi. Soner Yalçın'ın yazısını okumanızı tavsiye ediyorum. Soner Yalçın tıpkı Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'in yapmış olduğu açıklamanın birebir benzerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yaşadığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tabiri caizse kıblesinin belli olmadığını söylüyor. Diyor ki adam sol bir partinin genel başkanı ama sağa daha yakın hareketler yapıyor. Bu yüzden de sol cenahın oyunu kaybediyor diye diyor. Bunun aynısını geçtiğimiz hafta
Suat Tülger Beyefendi, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Başkanı Suat Tülger Bey söylemişti. Suat Tülger Bey'i alkışlıyorum, kutluyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün değiştiğini Soner Yalçın'dan daha önce tespit eden adam olarak tarihe geçmesi lazım Suat Tülger'in. Ben de sizi kutluyorum. Suat Tülger'in o yapmış olduğu açıklamayı burada kamuoyuna duyduğunuz için. Evet, hazır siyasete girmişken Memleket Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nın bir hareketi dün çok dikkat çekti Erzurum'da. Evet, gençleri bir araya getirmişti. Binlerce genç, Serhat Canleş, Memleket Partisi ve Muharrem İnce çığlıkları sloganları atıyorlardı. Gerçekten Z kuşağına hitap eden bir parti olarak. Z kuşağını orada gördük, yakalamış. Evet, Z kuşağını Memleket Partisi'nde gerçekten dün gördük. Serhat Canleş Erzurum'a belki 2018 seçimlerinde geldi ama 2018'den bugüne kadar da o 4 yıllık süre içerisinde Erzurum seçmeninin sanki böyle kodlarını aldı değil mi? Bir de dokuların uyuşması çok önemli. Siyasette doku uyuşması çok önemli. Bakın dokular o kadar güzel uyuşmuş ki gençler yani büyük başkanı yakınıyorlar. 18'li, 20, 21'li yaşlarda bu gençler büyük başkan, büyük başkan diye sloganlar atıyorlar. Evet, o videoyu da haberleştirelim Zarif Bey. Haberi olarak kullanalım. Ben Serhat Canleş'i gerçekten kutluyorum. Siyaset noktasında kutlamıyorum. Bu başarıyı kısa vadede elde ettiği için kutluyorum. Çünkü ben bugüne kadar gençliğe hitap eden partiler, Milliyetçi Hareket Partisi Ülke Ocakları'nı, ki orası Erzurum'da 20'li yaşlara kadar gelen her insanın mutlaka bir ahlak dersi aldığı. Bakın bu çok önemli. Ülke Ocakları bir ahlak dersi yuvasıdır. O yuvadan bir şeyler alarak büyüdüğünü gördük. Ama Memleket Partisi'nin şu gençlik kollarının da 1000'e yakın insan vardı ya, 1000'e yakın genç vardı. Yani bunu Erzurum'da 1000 tane genci bir araya toplamak. Erzurum Spor maçında sadece görüyoruz ancak böyle. Erzurum Spor'un taraftarlar grubundan sonra ilk kez ben Memleket Partisi'nde gördüm bu hareketliliği. Ben tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi bir de şehrimizin yatırım noktasını konuşalım Zarif Bey. Yani bu şehre yatırım yapmak isteyen insanlar var. Bu insanların önleri kesildiği söyleniyor. Evet, öyle. Benim şehrime kim bir çivi çakarsa Allah razı olsun diyoruz biz. Ama şehrime çivi çakmak isteyen insanların önlerinin birileri tarafından kesildiği iddia ediliyor. Bu iddia bana ait değil. Bu iddia, geçtiğimiz hafta programda ne dedik biz? Dedik ki Mehmet Hoca bu şehre yatırım yapmak istiyor. Niye yapmıyor? Ben de bunu şuradan soruyorum tekrar. Mehmet Hoca Erzurum'a yatırım yapacaktı. İçerisinde yüzlerce insanın çalışacağı bir yatırım olacaktı havaalanı yolunda. Bu ne oldu? Sorusunu Mehmet Hoca'ya açtım, sordum. Dedim ki, Sayın Mehmet Hoca, siz bu şehirde bir yatırım yapacaktınız. İçerisinde yüzlerce insan çalışacaktınız, istihdam sağlayacaktınız. Bu yatırım ne oldu? Bana telefonda vermiş olduğu cevap çok manidar. Çok çok manidar. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Erzurum'da yatırım yapmak, memleketimin insanına hizmet etmek, oradaki insanlara istihdam sağlamak benim en asli görevimdir bir Erzurum olarak. Ama ben Erzurum'a yatırım yapmaktan vazgeçmedim. Erzurum'a yatırım yapacağım ama ne zaman? Dedim ki artık istiyoruz, bekliyoruz bir an önce çünkü şehrimizde istihdam çok büyük sıkıntı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Özde, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok o şehirde olduğu müddetçe o şehre çivi çakmak dedi. Çok büyük bakın, bir bakın tarzı. Çok önemli bir nokta. İstihdam yapacak iş adamı diyor ki AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz o şehirde olduğu müddetçe, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok o şehirde olduğu müddetçe ben Erzurum'a çivi çakmayacağım. Ve ayrıntı olarak soruyorum. Neden? Neden ya? Bu adamlar sana ne yaptılar? Birisi şehrimizin milletvekili, birisi de iktidar partisi, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin gerçek mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'daki temsilcisi konumunda olan bir kişi. Bu kişilere, yani bu kişiler bu şehirde sana ne yaptılar? Dedi ki öğrenmek isteyen beni arasın. Öğrenme. Dedim ben öğrenmek istiyorum. Dedi yok sen gazetecisin sana söylemem. Ama öğrenmek isteyen var ise beni arasın dedi. Ben neden Selam Altınok ve Mehmet Emin Öz o şehirdeyken o şehre çivi çakmayacağımın sebebini söyleyeyim. Bakın bu beni çok düşündürüyor. 3 gün önce konuştum kendisi, 4 gün önce. 4 gündür bu soru işareti benim kafamda büyüdükçe büyüyor.
büyüdükçe büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Ne demek yani? Bir yatırımcı bir şehre gelecek, bir şehre yatırım yapmak isteyecek, arazi alacak, iş makinelerini şehre getirecek ve ertesi gün sabah uyanacağız, iş makineleri çıkmış gitmiş, arazi boş duruyor. Ne oldu sorusuna o şehrin AK Parti il başkanı ve AK Parti bir milletvekilinin yüzünden o şehirden kaçtım diyecek. Ne yaptınız da bu adamı kaçırdınız bu şehirden? Ya da bugün Mehmet Acar dile getiriyor bunu. Dile getiremeyen acaba başka insanlar da var mı yatırımcı olarak bir şehre gelmek isteyip de yatırımından vazgeçip giden? Bu soru çok önemli bir soru. Mehmet Acar'ın bunu kamuoyu huzurunda bir an önce açıklaması gerektiğinin altını çiziyorum ki ben Mehmet Acar'ı yıllar önce Hınıs'ta, Tekman'da öğrencilere bir okul yaptırmıştı, Tekman'da bir köy okulunu. İnanıyorum ki Erzurum'da Ankara'ya kadar özel okulların hiçbir tanesi o kadar sıra olarak, yazı tahtası olarak, akıllı tahta olarak, okulun içerisi dizayn olarak hiçbir okul öyle modern değil. İşte Hınıs Belediyesi'ne yapmış olduğu bir ambulans hediye etmişti. Tam teşekküllü. Hastanelerde belki yok, özel hastanelerde belki yok. Yapmış olduğu yardımlardan dolayı, yapmış olduğu hayırseverlikten dolayı hep alkışladığım bir şahımıydı. Ama yatırımına burada ara vermesi beni çok üzmüştü. Bu soruma ben cevap buldum ama tam net cevap bulamadım. Ben Mehmet Acar'ın, Mehmet Acar isminin gerçekten hayırsever bir iş adamı olduğunu inanıyorum. Erzurum'da değil sadece Tunceli'de bir yine özürlü vatandaşlığı yapmış olduğu yardımlardan dolayı ismi öne çıkmıştı. Ha bir de şu var Zarif Bey. Mehmet Acar'ın son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarındaki gazeteciler, arkadaşlarım demeyeceğim. Bu adam niye buraya yatırım yapıyor? Bu adam niye buraya aldı? Bu arazi niye böyle oldu diye haberler çıktı. Yahu arkadaşlar bu şehre yatırım yapmaya gelene niye yaptı diyorsunuz? Yapmaya da niye gelmedi diyorsunuz? Gelene bir kulp takıyorsunuz, gelmeyene bir kulp takıyorsunuz. Ya Allah aşkına insanların özel hayatları, insanların geçmiş yaşantıları bunlar Erzurum halkını ilgilendiren noktalar değil. Erzurum'a kim bir çivi çakıyor? Önce buna bakalım. Yani kim bir çivi çakıyor? Ya bu, yani çok merak ediyorum. Selam Altınok ve Mehmet Emin Öz Beyefendi bu adam acaba ne yaptılar ki bu adam bu şehre onlar bu şehre varken ben o şehre çivi çakmam diyor ya. Ben bir Erzurum olarak bunun ve bu konuyu Ankara Genel Merkezi'ne kadar taşımayı düşünüyorum ki Mehmet Acar Beyefendi taşıdığını söylüyor, iddia ediyor, taşıdığını belirtiyor. Yani direkt söylüyorum ama gerekli mercilerde ben niye yapmadığımı söylemişim. Merak edenler de varsa beni arasınlar diyor. Bu şehre gelen yatırımcının önünü kesmeyin. Zaten fakir bir şehirde yaşıyoruz. Fakir şehirlerin kaderleri hep böyle olur. Biz de aynı kaderi yaşıyoruz. Bizim bu kaderimizle oynamayı, makus talihimizi bırakın, değiştirelim. Yani bir iş adamının bu şehre yatırım yapması, işte az önce özel hastaneden bahsettik. Bakın 17 bin nüfuslu bir ilçede özel hastane varken Erzurum'da yok. İşte bütün şehirlerde fabrikalar varken bu fabrikalar artık Erzurum'da yok. Şimdi Mehmet Acar'ı Erzurum'a, Mehmet Acar kendisi evet mutlaka kendi şehrine yatırım yapmak ister ama Mehmet Acar'ı Erzurum'a Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen gel şehrinize yatırım yap diye gitmiş çağırmış. Bu şehre getirmiş. Yani şu soru da aklıma gelmedi değil. Acaba Mehmet Sekmen çağırdı diye mi bu isimler? Yani şu isimler üzerinde deli sorular var kafamda. Bu sorular bir önce cevap bekliyor ve bu cevapları alacağız en kısa zamanda. Buna inanıyorum. Evet. Bu konudan son olarak yine önemli bir konumuz vardı zaten evet. Bu vakit içerisinde bayağı konuştuğumuz Yaşar 25 ismi. Hangi taşın altını kaldırırsam Yaşar 25 çıkıyor. Evet, bugün değil. Bir dakika bugün değil bilmiyorum Zarif Bey yani uzun yıllara vadeye döktüğünüzde geçtiğimiz yıl hatırlıyor musunuz? Kazım Karabekir Belediyesi Başkanı Sayın Dursun Şahin Bey vardı. Dursun Bey'in harita mühendisi imar işlerinin sorumlu işte bu Yaşar 25 ta oradan beri İsmi sürekli önüme gelen bir isim. Yaşar 25 onun arazisini buraya taşımış, bunun arazisini buraya almış, Yaşar 25 o araziyi büyükletmiş, Yaşar 25 bu araziyi küçükletmiş, Yaşar 25 bu araziye buraya... Yahu Erzurum'da ne kadar sorumlu, sıkıntılı, ne kadar imar işi varsa hepsinin altından Yaşar 25 çıkıyor. Soy ismi Yaşar 25 olmasına bakmıyor, kendisi Karadeniz'de, Trabzonludur.
Yani soy ismi 25 Erzurum tesadüf Erzurum'a geldi. Kışkırıyor musun? Yani yok, soy ismi de gerçekten çok da güzel bir soy ismi var. Keşke efendim isterdim soy ismi 25 olsun yani. Gazetemin ismi Haber 25, soy ismi de Haber 25 olsun. Memleketimin plakası 25, soy ismi de 25 olsun. Gerçekten isterdim. Soy isminizden dolayı kutluyorum ama mesela son günlerde Kombina bölgesine doğru gidiyorum. Hangi tarlanın arazi olma şeklinde, hangi tarlanın 18 uygulanma şeklinde, hangi tarlanın düzenlenme şeklinde bakıyorsam hepsi sıkıntılı, hepsi sorumlu, hepsinin altında yaşa 25'leri var. Erzurum'da bir özel hastane şey yapamıyoruz Halit Bey. Otel. Ünlü bir marka. Evet. Ünlü bir marka. Bu otelin duvarlarının, isnat duvarlarının bilmem kaç metre kaydırıldığı, burada devlete ait olan parsellerin bu otel yetkililerine Yaşar 25 tarafından hibe edildiği ya da Yaşar 25 tarafından hibe edilemez de bir şekilde düzene koyularak bir bazı uygulamalar sağlanarak bunlara sağlandığı, yani hangi taşı kaldırırsak kaldıralım bu şehirde imar noktasında Yaşar 25 ismiyle karşı karşıyayız. Şu dakikadan sonra ben bunu söz veriyorum bu şehre. Şimdi yine Hasan-ı Basri Mahallesi'ne gidiyorum. Kentsel dönüşüm noktasında. Kimin evi elinden alınmış, sökülmüşse, kimin evi kentsel dönüşüme uğramışsa herkes Yaşar 25 ismini konuşuyor. Birisi mağdur, bir tanesi beddua ediyor, bir tanesi ağza alamayacak şeyler söylüyor. Yani bu Yaşar 25 bu şehirde imar noktasında gerçekten ismi en çok öne çıkan isim ve birçok şahibe var. Burada telefonumda, mailimde yüzlerce şaibeli iş var. Bunların hepsini araştırmak bir şehir Erzurum olarak, Erzurumlu olarak üstüne vazife ediyorum. Yani siz de rastlanıyordunuz Zarif Bey. Yaşar 25. Nereye gidiyorsam yani bu hasta, özellikle şu otelin etrafındaki yapılan usulsüzlükleri buradan söyleyeceğiz. Sadece otel değil. Kentsel dönüşümde yapılanları söyleyeceğiz. Bu şehirde kimin tarlası nereye kaydırılmış bunları söyleyeceğiz. İlerkente gidiyoruz. Adamın tarlasının yerine okul yapıyorlar. Okul yapıyorlar tarla. Burası tarla. Adamın dedesinden, dedesinin babasından kalan tarlası. Adam diyor benim tarlam üzerine niye okul yapıyorsun? Diyor senin tarlan burada değil. Senin tarlan burada. Yahu benim dedemin, dedesinin dedesi burada ekim yapıyordu. Ben burada geçen yıl buğday ektim. Benim tarlam burası değil, burası. Yaşar 25 bu tarlayı, buraya bu tarlayı. Yani Ali'nin tekkesini Veli'ye, Veli'nin tekkesini Ali'ye yapan kişinin ismi olarak ne çıkıyor? Yaşar 25 meselesini Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar'la göreve davet ediyorum. Sayın Mahmut Uçar Beyefendi, başarılı bir belediye başkanısınız, insanlara dokunuyorsunuz, her halkla berabersiniz, halkla iç içesiniz, halk sizi önümseyip özen gösteriyor. Sizin de halka göstermiş olduğunuzu özenliyorum. Yaşar 25 hakkında konuşulanlara artık bir dur deyin. Çünkü bu şehirde kimin imarla, kimin tapuyla ne işi varsa Yaşar 25 isminden illallah etmiş. Yani adam diyor ki yeter ki tarla varsa da onlara vereyim de şu Yaşar 25'ten bir kurtulayım. Yani Mahmut Uçar Beyefendi hemen derhal acilen ve ivedilikle Yaşar 25 ismine ya tertemiz bir sayfa açsın ya da Yaşar 25 ismine bir çare bulsun. Çünkü bu şehirde 7'den 70'e herkes Yaşar 25, Yaşar 25. Yahu İbrahim Tatlıses tanımayan Yaşar 25'i tanıyor. Yani Erzurum valisinin ismini bilmeyen Yaşar 25'i biliyor. Erzurum milletvekillerinin ismini saymıyoruz, Yaşar 25 diyorlar. Yani arsamızın yeri ne oldu diyoruz, Yaşar 25 diyorlar. Tarlamız ne oldu, Yaşar 25. Bu ev niye 7 katlı diyoruz, Yaşar 25. Bu ev niye 5 katlı, Yaşar 25. Bu evin isnat duvarı niye böyle, ya Yaşar 25, 25, 25, 25. Bıktık artık bu insan ismini duymaktan. Benden bu kadar dediler. Evet. Yani ara verdiğimiz bir haftanın sonrasında çok ateşli bir program oldu. O zaman İnşallah şehre faydalı olur. İnşallah. Olmaya da çalışıyoruz, gayret ediyoruz, edeceğiz de. Önümüzdeki hafta o zaman görüşmek üzere diyelim. Ve programı burada sonlandıralım. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.